fırtınalı bir seyahat oldu gerçekten. Yolumuza devam ediyoruz. Çok az kaldı zirveye. Kısa bir yolculuğun ardından Budva'dan Kotor'a ulaştık. Denizin karşısındaki giriş kapısından meydana, Eskişehir'e ve meydana giriş yaptık. Burçin, karşımızdaki neydi? Ünlü saat kulesi var. Bunun yine simgelerinden biri. Önündeki şu yapının önünde de hırsızlık, türü türlü suçlar için herkesin ortasında, orta çağda cezalar veriliyormuş. Bence çok caydırıcı bir şey. Evet, güzel. Meydanda caydırıcı gerçekten. Yolumuz oldukça uzun. Burçin, şimdi nereye çıkacağız? Anam, o zorlu merdivenle tırmanacağız. Bu da biraz kaynakçı ama çok kolay değil. Bayağı bir merdiven var. Haritada bile gözüm korktu. Yapabilir miyiz? O zaman tabanlara kuvvet, kolay gelsin. Tırmanışa geçtik. Şu an kalenin içerisine girdik. Bir miktar yükseldik. Belki ilk seviyedeyiz. Daha çıkacağımız en üstü görüyorum da oldukça uzun mesafe var. Neredeyse sislerin arasına karışacağız. O kadar mesafe var. Evet. Yukarıda manzaranın çok güzel olacağına eminim. Kabaca Kotor manzarası. Zirve tırmanışımız sürüyor. Burada göreceğiniz merdivenlerden yukarı doğru tırmanıyoruz. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama oldukça düzensiz, sınırlı kaygan taşlar. Özellikle az önce birazcık yağmur yağdı. Oldukça daha kaygan hale geldi. Küçük bir dinlenme molası gibi. Gerçi bu manzarada dinlenmek de oldukça güzel. Kotor Körfezi. Kotor ana ayaklarımızın altında. Ama yolumuz oldukça uzun. Ne diyorsun Burçin? La 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 la. Enerjik, enerjik bir Burçin. Umarım bu enerjini yukarıya kadar saklayabilirsin ve koruyabilirsin. Çünkü gördüğünüz gibi yukarıya kadar epey yol var. Evet, şu an gerçekten Feeling the Rain. Tamamdır. Feeling the Rain. Harika. Evet, harika. Şuraya var. Çok iyi. Feeling the Rain bunun adı. Doğayla bütünleşmek, doğayla iç içe geçmek. Macera yürüyüşünde yağmuru hissetmek. Sisli puslu bir havada. Burçin. Fırtınalı bir seyahat oldu gerçekten. Yolumuza devam ediyoruz. Çok az kaldı zirveye. Herkes yağmurdan sıçana döndü diyebilirim. Her şeyimiz ıslandı. Hatta abiyane tabirle donuma kadar ıslandım diyebilirim şu an. O kadar ıslandım. Ama merhaba demek isterdim. Maceracı ruhumuzu kaybetmiyoruz. En ıslak sıçan halimizde bile yukarıya tırmanmaya devam etmemiz gerekiyor.
sonunda zirveye ulaştık. Oldukça tırmandığımızı söyleyebilirim. Zafer bayrağını gördük zirvede. Evet. Gökyüzü oldukça fırtınalı görünüyor gerçekten. Yağmur geliyor sanki yine.